Bir besin maddesinin protein derecesi diyor, insanın besleme yoluyla alması gereken esansiyel amino asitleri diyor. Neydi esansiyel amino asit arkadaşlar? Biliyorsunuz 20 çeşit amino asit var. Bu 20 çeşit amino asitin arkadaşlar 12 tanesini biz ne yapabiliyoruz? Üretebiliyoruz. Karaciğerde falan dönüştürüyoruz. Ama 8 tanesini arkadaşlar biz üretemiyoruz. Dolayısıyla bu 8 taneye biz ne diyoruz arkadaşlar? Temel amino asitler veya esansiyel amino asitler diyoruz. Esansiyel amino asitler. Bunları dışarıdan almamız gerekiyor üretemediğimiz için. Bunlar arkadaşlar yeterli miktarda içerip içermemesine göre hesaplanıyormuş protein derecesi. Örneğin 100 gram tavuklu yumurtası tüm esansiyel amino asitleri yeterli miktarda içerdiği için protein derecesi 100'dür diyor bize. Burada arkadaşlar bazı besinlerin protein dereceleri verilmiş. Yani içerdiği amino asit çeşidi ve miktarına göre arkadaşlar burada dereceler verilmiş. Hangisi doğru olamaz diyor bize. Mısırın içerdiği esansiyel amino asit çeşidi ya da miktarı diyor kuru fasulyeden diyor daha fazla olabilir. Bakalım mısıra. Mısırın arkadaşlar protein derecesi 49, kuru fasulyeninki 44 ya. Bunun arkadaşlar amino asitlerin miktarı ya da çeşidi fazla, bununki az olmuş olabilir. Bunu söyleyebiliriz o zaman. Çünkü protein derecesi daha yüksek. Buğday ekmeği ve balığı birlikte tüketen insanda diyor. Buğday ekmeği ile balığı beraber tüketen bir insanda diyor esansiyel amino asit çeşidi ve miktar yeteri kadar karşılanmamış olabilir. Şimdi arkadaşlar balıkla beraber ekmeği yediniz değil mi? Buğday ekmeğini yediniz. Burada arkadaşlar şimdi bu derecede verilmiş ama bu hangi çeşitler içeriğini biz bilemiyoruz. Bunu arkadaşlar birbirini tamamlıyor olabilir. Değil mi? Yani bunda bulunmayan çeşitler belki bunda bulunuyordur. Yeterli miktarda yersen mesela ne yapabilirsin? Bu esansiyel amino asit hem çeşidi hem de miktarını karşılamış olabilirsin ama karşılamamış da olabilirsin. Zaten karşılamamış olabilir diyor bize. Bu da arkadaşlar söyleyebiliriz. Çünkü burada hangi çeşitleri taşıdığını biz bilmiyoruz, tamam mı? Sadece bitkisel besinlerle beslenen bir bireyin diyor ihtiyacı olan esansiyel amino asitleri yeterli oranda diyor alması mümkün değildir diyor. Şimdi arkadaşlar bu bitkisel besinler tamam, protein dereceleri işte farklı ama hangi çeşit amino asitleri biz içeriğini bilmiyoruz ki. Mesela bunları beraber aldığımız zaman belki buğdayda bulunmayan amino asit çeşitleri kuru fasulyede vardır. İşte bunda bulunmayanlar mısırda vardır belki ve bunlar birbirini belki tamamlıyordur ve sen de arkadaşlar yeteri miktarda ve çeşitli amino asit almış olabilirsin. Mümkün değildir diyor bize. Yani nasıl ikiye olabilir dediysek arkadaşlar bu da olabilir aslında. O yüzden mümkün değil dediği için bu yanlış oldu. Sadece kırmızı et tüketen bir birey de diyor esansiyel amino asit ihtiyacı tam karşılanamayabilir değil mi? Şimdi bunun için arkadaşlar %80 yani bütün amino asitler çeşit olarak ve yeterli miktarda bulunmuyor. Bulunmadığı için karşılanmayabilir arkadaşlar amino asit ihtiyacı. Bunu da söyleyebiliriz. Cevabımız Adana olacak. Aşağıdaki grafik mayoz bölünme geçirmekte olan bir sperm ana hücresinin kromozom sayısı değişimini göstermektedir diyor. Bakın mayozun evleri verilmiş burada. Şimdi arkadaşlar bunu biraz daha büyüterek biz çizmeye çalışalım ve bu DNA miktarı ile kromozom sayısı arasındaki farkı anlatmaya çalışalım arkadaşlar. Şurası evreleri göstersin. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İnterfazı 3'e ayıralım. G1S, G2. Sonra profaz 1, metafaz 1, anafaz 1, telofaz 1. Sonra stopozom bölünmesi 1. Profaz 2, metafaz 2, anafaz 2, telofaz 2, stopozom bölünmesi 2. Buradaki şöyle gösterelim. Şöyle. N2, N4 gibi olsun. Tamam mı? Bakın şurası arkadaşlar interfaz evresi. Burada eğilen gösterilmiş. Bakın eğilen gösterilmiş. Burası G1, S ve G2 evreleri olsun. Sonra arkadaşlar interfazdan sonra birinci bölüme başlıyor. Birinci çekirdek bölünmesi yani. Profaz 1, metafaz 1, anafaz 1, telofaz 1 evreleri bunlar. Bunu arkadaşlar neyle göstermiş? M ile göstermiş. Bakın şöyle M demiş. Burası çekirdek bölünmesi 1. Sonra stoplazma bölünmesi gerçekleşiyor. Stoplazma bölünmesi 1. Sonra ikinci bölümü başlıyor. Profaz 2, metafaz 2, anafaz 2, telofaz 2. Sonra arkadaşlar ikinci stopozun bölünmesi olacak. Buraya ne demiş? Buraya A mı demiş? Evet, A demiş. Sonra arkadaşlar stopozun bölünmesi 2 burası. Stopozun bölünmesi 2. Bu 1'e N demiş. Buna da arkadaşlar ne demiş? T demiş. Şimdi arkadaşlar bakın, eğer kromozom sayısını göstereceksek diyelim kromozom sayısı yazalım. Şöyle kromozom sayısı nasıl değişiyor? Kalemi değiştirelim şöyle. Siyahla gösterelim. Şimdi arkadaşlar bakın diyelim ki işte şurası N, burası 2N, burası 4N olsun. Kromozom sayımız arkadaşlar 2N başlangıçta. Bakın G1'de arkadaşlar değişmiyor. S'de arkadaşlar bakın DNA kendini eşler ama kromozom sayısı değişmez. Bakın şöyle düşünün. Şu bir kromozom değil mi? Bunu arkadaşlar eşlediğimiz zaman kardeş kromatidi oluşuyor ya. Bakın ne oldu? DNA miktarı 2 katına çıktı. Doğru. Ama arkadaşlar kromozom sayısı artmaz. Bakın bir kromozom vardı. Yine bir tane kromozom var. O yüzden S evresinde arkadaşlar DNA miktarı artar ama kromozom sayısı değişmez. G2'de zaten değişmiyor. Arkadaşlar çekirdek bölünmesi sırasında bakın MA101'de yani çekirdek bölünmesi 1 evresinde daha doğrusu. Kromozom arkadaşlar ekvatora düzüyoruz. Kutupa çekiyoruz değil mi? Metafazda, anafazda devamında. Telofazda arkadaşlar profazın tersi oluyor. Kromozom sayısı değişmiyor. Sonra stoplazmaya böldüğümüz zaman ne oluyor? Bakın kromozom sayısı yarıya iniyor değil mi? MA101'in sonunda yani. Bakın ikinci bölüme başlıyor. Arkadaşlar DNA zaten eşlenmiyor burada. Kromozom sayısı değişmiyor. Arkadaşlar metafaz 2'de de değişmiyor. Yalnız işte bakın anafaz 2 evresinde kardeş kromatitler ayrılıyor ya. Bakın şuradan göstereyim ben size. Bakın şurada hücre içinde bir tane kromozom var değil mi? Metafaz evresi. Ekvatora dizilmiş. Bunu arkadaşlar kutuplara çektiğimiz zaman bu kardeş kromatitlerin her bir tanesi artık birer kromozom oluyor değil mi? Bakın burada bir kromozom varken kardeşleri ayırdığımız zaman 2 kromozom oluyor. İşte burası arkadaşlar anafaz evresi. O yüzden diyoruz ki kardeş kromatitlerin ayrıldığı evrelerde işte MA102'nin anafazı aynı zamanda mitozun da anafazında kromozom sayısı geçici olarak arkadaşlar ne yapar? 2 katına çıkar. Telofazı da bu değer korunur. Sonra stoplazma bölününce arkadaşlar ne olur? Tabii ki tekrar azalmış olur ve bakın başlangıçta 2N ile başladık. En sonunda N kromozomlu hücre oluşuyor. MA100 bölünmedi. Bu neyin grafiği? Bu kromozom sayısının grafiği. Peki DNA miktarının grafiğini çizmeye çalışalım arkadaşlar. DNA miktarını şöyle diyelim. X diyelim, tamam mı? X, 2X, 4X olsun. 2x'ten başlayalım arkadaşlar. Şurada maviyle gösterelim. Arkadaşlar G1'de zaten herhangi bir şey yok. Ama G2'de ne oluyor? Pardon S evresinde ne oluyor arkadaşlar? DNA kendine eşliyor. Bakın DNA eşlendiği zaman dedi ki kromozom sayısı artmaz. Ama arkadaşlar DNA miktarı ne yapar? Tabii ki de 2 katına çıkar. Daha sonra arkadaşlar G2 evresinde değişmez. Sonra profaz 1, metafaz 1, anafaz 1, telofaz 1. Hücrede arkadaşlar kromozomlar işte kardeş kromatitleri ve homolog kromozomlar tabi ayrılıyor burada. Çekiyorsun falan filan. DNA miktarı değişmez, tamam mı? Sonra bakın hücreyi böldüğümüz zaman tabii ki DNA miktarı ne yapacak arkadaşlar? Stoplazma bölünmesiyle beraber yarıya düşecek. Sonra ikinci bölüme başlayacak. İkinci bölümün interfazında DNA kendini eşlemiyor zaten. DNA miktarı ne yapmaz? Artmaz. Sonra profaz 2, metafaz 2, anafaz 2. Diyeceksiniz ki hocam işte anafaz 2'de kromozom sayısı artmış da DNA miktarı niye artmıyor? Arkadaşlar şuraya düşünün bakın. Burada ne oldu? Kardeş kromatitleri ayırdığımız için geçici olarak DNA kromozom sayısı pardon 2 katına çıktı ama hücre içindeki DNA miktarı ne yapmıyor? Değişmiyor. DNA miktarı arkadaşlar telofazda da bakın aynı şekilde ama hücreyi böldüğümüz zaman ne yapacak? Tabii ki yarıya düşmüş olacak. Bakın DNA miktarını matematiksel düşünebilirsiniz. Eşlendiği zaman artıyor. Her stoplazma bölünmesinde azalıyor. Ama kromozom sayısı bakın şu anafaz 2 evresinde, telofaz 2 evresinde kardeş kromatitler ayrıldığı için arkadaşlar geçici olarak artırmış olduk. Demek ki arkadaşlar mavi olan DNA miktarını gösteriyormuş. Tamam mı? Siyahla gösterdiğimiz arkadaşlar kromozom sayısının değişimini gösteriyor imiş. Şimdi bakalım diyor ki interfaz olup evet... Bu evrede DNA replikasyonu gerçekleştiğinden hücrenin DNA miktarı 2 katına çıkar. Doğru. Bakın DNA miktarı S'de 2 katına çıkıyor. E'nin içerisinde zaten. Diyor ki M diyor karyokinez 1 olup yani stoplazma bölünmesi pardon çekirdek bölünmesi 1 olup, evet burada birinci çekirdek bölünmesi. Başlangıç aşamasında diyor homolog kromozomların kardeş olmayan kromatlar arasında gen alışverişi gerçekleşebilir. Başlangıcı neresi? Profaz 1 evresi. Evet profaz 1 arkadaşlar ne olabilir? Crossing over gerçekleşebilir. Tetrad sinapsis görülebilir. Bu da doğru. N diyor stokinez 1'dir diyor. Evet birinci stoplazma bölünmesidir diyor N. Ve bu evrenin sonunda diyor oluşan hücrelerin her birinin DNA miktarı ve kromozom sayısı diyor bölümü başlangıçtaki üreme ana hücresindekinin 2 katıdır diyor. Yani bakın bunun sonunda mı diyor bize? Sonunda oluşan yani şuradaki rakamları diyor bize. Bakın kromozom sayısı başlangıçtakinin yarısıdır. Ama DNA miktarı arkadaşlar başlangıçtakinin aynısıdır değil mi? Dolayısıyla 2 katı diyor zaten. Bu doğru olmaz. Bu yanlış oldu. Ne demesi lazım? DNA miktarı buradakinin bakın aynısı olur. May101'in sonunda. Kromozom sayısı arkadaşlar yarısı kadar olmuş olur. A diyor karyokinez 2 olup yani çekirdek bölünmesi 2'dir. Kardeş kromatlerin diyor ayrılmasının gerçekleşme nedeniyle kromozom sayısı geçici bir sürenin 2 katına çıkmıştır. Evet şuradan bahsediyor bakın. Anafaz 2'de kardeş kromatları ayrıldığı için kromozom sayısı geçici olarak artar. Diyor ki T stokinez 2'dir. Evet. Stoplazma bölünmesi 2 boğumlamayla gerçekleşir. Sperm diyor zaten değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar boğumlama gerçekleşebilir diyoruz. Yani hayvan hücresidir diyebiliriz yani. Cevabımız Ceyhan oldu. Birlikte incelendikleri en küçük sınıflandırma birimi familya olan diyor 2 canlı türünün diyor hangilerinin birlikte bulunmadıkları diyor kesindir. Yukarıdan aşağı doğru arkadaşlar sınıflandırma birimlerini yazalım. Bakın alem, şube, sınıf, takım, ondan sonra cema, familya, aile yani familya, cins ve tür. Cins ve tür. Alttan yukarı nasıl kodluyoruz? Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sağda şut attı filan diyoruz değil mi? Bir hatırlayalım arkadaşlar bakın aleme doğru gittikçe birey sayısı ne yapıyordu? Artıyordu değil mi? Birey sayısı artar. Çeşitlilik ne yapıyordu arkadaşlar? Çeşitlilik artıyor idi. Benzerlik ne yapıyordu arkadaşlar? Benzerlik, akrabalık, ondan sonra benzerlik arkadaşlar DNA benzerliği olabilir. Protein benzerliği olabilir, protein benzerliği, ortak genler olabilir falan. Ne yapıyordu bunlar arkadaşlar? Bunlar azalıyor idi. Benzerlik azalıyordu. Nereye doğru? Aleme doğru. Şimdi arkadaşlar burada şunu bilmemiz lazım. Eğer 2 canlı aynı familyada yer alıyorsa bize diyor ki incelendikleri en küçük sınıflandırma birimi familyaymış. Tamam mı? Diyelim ki X ve Y 2 canlı var. Familyalar aynıymış. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Bunların üst birimleri kesin ortaktır. Hocam ne demek istiyorsun? Yani bir baban 2 çocuğu gibi düşünün tamam mı? X ve Y'yi. Takım ne? Dedeleri ortak. Babalar ortak. Dedeleri ortak. Dedesinin babası ortak. Dedesinin dedesi ortak. Değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar üst birimler için kesin konuşabilirsiniz. Ortaktır. Ama alt birimler için kesin konuşamazsınız ki burada zaten vermiş. Diyor ki bize en küçük sınıflanma birimi yani beraber yer aldıkları familyaymış. Bu ne demek? Demek ki alt birimle de beraber yer almıyorlar demek. Değil mi? Bakalım bunun altında kimler yer alıyor? Cins yer alıyor değil mi? Demek ki sınıfları aynıymış bakın. Alemleri aynıymış. Şubeleri de aynı. Demek ki bunlar arkadaşlar cinsleri farklıymış ki ne diyor bize? Birlikte incelendikleri en alt birim familyaymış. Yani bunun altında birlikte yer almıyorlarmış. Dolayısıyla cevabımız Adana olacak. Aşağıdaki şekilde doğadaki azot döngüsü özetlenmiştir diyor. Diyor ki bize numaralandırmış canlılar ya da olaylar ile ilgili hangisi doğru olamaz. Şimdi arkadaşlar bakın havadaki azot toprağa bakın 1 ve 2 olaylarla bağlanıyor. Birinci olay ne? Şimşek ve yağmurlarla beraber, yıldırımlarla beraber ve gübreleme ile birlikte bakın azot tuzları ne yapıyor? Toprağa bağlanıyor. Burası toprak. İkinci yol ne arkadaşlar? Azot bağlayan bakteriler. Rizobiyum bakterileri var. Baklagillerin köklerinde yaşayan. Bir ne var arkadaşlar? Siyanobakteriler var. Siyanobakteriler. Ne yapıyor bunlar? Azot bağlıyorlar. Topraktaki azot tuzlarını arkadaşlar bakın kimler kullanıyor? Bunu arkadaşlar üreticiler kullanıyorlar. Bakın bitkiler alıyor topraktaki azotu. Daha sonra bakın tüketiciler hayvanlar filan bitkilerden alıyor. Derken arkadaşlar hayvanlar ondan sonra acaba bitkiler ne yapıyorlar? Toprağa azotlu atık atıyorlar. Azotlu organik atıkları kim amonyağa çeviriyor? 4 kim arkadaşlar? Saprofitler. Peki saprofitler kimler olabiliyor arkadaşlar? Bakteri ya da mantarlar olabiliyor değil mi? Yani ökaryot da olabilir, prokaryot da olabilir. Daha sonra bakın amonyak ne oluyor arkadaşlar? Nitrite dönüşüyor. NO2 nitrit arkadaşlar. Bunu yapan kim? Nitrit bakterisi. Peki nitriti nitrata çeviren kim? Bu da arkadaşlar nitrat bakterisi. Nedir bunlar? Bakın 5 nol olan nitrifikasyon bu. Bunu yapan arkadaşlar nitrit ve nitrat bakterileri ve bunlar arkadaşlar ne yapıyorlar? Kemosentez yapıyorlar aynı zamanda değil mi? Tabi bu esnada toprağı azot bakımından zenginleştiriyorlar. Ne kaldı geriye? 3. 3 nol olayını arkadaşlar topraktaki azotu havaya veren denitrifikasyon olayı değil mi? Bu denitrifikasyon topraktaki bağlı azotu havanın serbest azotuna dönüştüren gübreyi parçalayan bakteriler bunu yapıyorlar. Bu esnada arkadaşlar oksijensiz solunum olayları da gerçekleşiyor diyoruz. Bakalım diyor ki bir diyor abiyotik. Abiyotik ne demek? Cansız demek, tamam mı? Biyotik ne demek? Canlı demek. Fiksasyon ne demek? Bağlamak demek, tespit etmek. Azot bağlama ifade ediyor burada. Azot fiksasyonu. Bir de bakalım bir ne? Abiyotik diyor. Yani şimşek ve yağmurlar, yıldırımlar. Evet burada arkadaşlar canlılık faaliyeti yok. Abiyotik. 2'ye bakalım. Biyotik. 2'de ne var? Baklagillerin köklerinde yaşayan azot bağlayan bakteriler var. Bir de siyanobakteriler yani canlılar var. O zaman bu doğru. 3 de denitrifikasyondur. Evet topraktakini havaya veriyor. 5 arkadaşlar bakın amonyağın nitrite dönüşmesi nedir? 5 nitrifikasyon olayıdır. Bu da doğru. 4 diyor saprofit organizmaların gerçekleştirdiği çürüme olayıdır. Bakalım 4'e. Evet saprofitler arkadaşlar ne yapıyorlar? Ayrıştırma işi yapıyorlar. Bunu da söyleyebiliriz. 4 ve 5 numaralı diyorlara görev yapan organizmalar diyor kemototrofturlar. Arkadaşlar 5 için bu doğru ama 4 kim? Saprofitler. Saprofitler nedir burada arkadaşlar? Tabii ki heterotrofturlar. Bakın heterotrof yani besini dışarıdan hazır alan canlılardır. Ama kemosentez yapanlar ototroftur değil mi? 5 nedir? Kemototrof. Dolayısıyla arkadaşlar sadece kim için demesi lazım bunu? 5 için demesi lazım. Bu yanlış oldu. Diyor ki 1 ve 2 numaralılar diyor havadaki azotun toprağa geçişini sağlıyor. Evet 1 ne yapıyor arkadaşlar? Havadan toprağa azot bağlıyor. 3 ise diyor topraktaki azotun diyor azot gazına dönüşerek hava verilmesini sağlar. Evet bakın ters yönlü çalışıyorlar. Birisi azotu bağlarken diğeri tekrar havaya geri vermiş oluyor. Bu da doğru. Cevabımız Denizli olacak. İnsanda X kromozomunun homolog olmayan segmentinde taşınan kalıtsal bir özelliğin ortaya çıkmasından sorumlu genler B1, B2, B3 olup bu gen arasındaki baskınlık diyor B1, B2'ye baskınmış. B1, B3'e baskın. B2 de B3 arkadaşlar neymiş? Eş baskınmış. Diyor ki ilgili özellik bakımından kadınlarda görülebilecek maksimum fenotip çeşidi sayısının erkeklerde görülebilecek maksimum fenotip çeşidi sayısının oranı nedir? Şimdi arkadaşlar kırmızıyı alalım şöyle. Ne diyor bize? X'in homolog olmayan segmentine. Yani ne demek istiyor? Bakın şu X kromozomu diyelim, tamam mı? Şu da Y kromozomu olsun. X'de olup Y'de olmayan bölgeler neydi arkadaşlar? Ve Y'de olup X'de olmayan bölgeler homolog olmayan bölgelerdi. Homolog olmayan bölgeler. Yani sadece X'de taşınan ya da sadece Y'de taşınan şurada arkadaşlar homolog bölgeler vardı. Yani bize ne diyor? X'in Y ile homolog olmayan bölgesi. Yani X'de var, Y'de yok. Renk körlüğü gibi düşünün, tamam mı? Şimdi arkadaşlar 3 tane gen var. B1, B2, B3. Şimdi dişin arkadaşlar genotiplerini yazalım. Hepsini yazayım kafanıza soru işareti kalmasın. Bakın ikisinin arkadaşlar ikisi de ne yapabilir? B1 genlerini taşıyabilir. B1, B1. Homozigot değil mi? Ya da arkadaşlar ikisinin ikisi de arkadaşlar ne yapabilir? B2, B2 taşıyabilir. Ya da ne yapabilir arkadaşlar? B3, B3 taşıyabilir. Ya da ikisinin arkadaşlar ikisine de ne olabilir? Bakın birinde B1, birinde B2 olabilir. Ya da ne olabilir arkadaşlar? B1, B3 olabilir ya da B2, B3 olabilir. Bakın bütün genotipleri yazdım. 3 tane gen olduğu için arkadaşlar tabii genotip çeşidi artıyor. Peki bundan fenotiplerini yazalım. Bakın şu ne olacak? B1 fenotipli olacak. Bu ne olacak? B2 fenotipli olacak. Bu ne olacak? B3 fenotipli olacak. Bu ne olacak arkadaşlar? B1, B2'ye baskın olduğu için bu B1 olacak fenotip olarak. B1, B3'e de baskın olduğu için bu ne olacak arkadaşlar? B1 olacak. Gelelim buna. Bu işte değişiyor. Niye? Çünkü B2, B3 eş baskın olduğu için ne olacak bu arkadaşlar? B2, B3 olacak. Yani üçüncü bir fenotip ortaya çıkacak. Ne oldu? Bakın B1, B2 değil mi? Ondan sonra B3, bir de B2, B3. Yani 4 tane ne varmış arkadaşlar? Dişilerde fenotip varmış. 4 fenotip. Arkadaşlar erkeğe geldiğimiz zaman işler değişiyor. Neden? Çünkü erkekte arkadaşlar bir tane X var ya, sadece X'e taşındığı için karşılığında Y'de böyle bir gen yok. O zaman ne olacak? X B1 taşıyabilir. Başka B2 taşıyabilir. Erkek başka B3 taşıyabilir. Yani başka bir şey de olmaz değil mi? Bu ne olacak? Bu B1 fenotipli olacak. Bu ne olacak? B2 fenotipli olacak. Bu ne olacak? B3 fenotipli olacak. Arkadaşlar buradaki en önemli detay nedir biliyor musunuz? Bakın X'in homolog olmayan bölgesine taşınıyorsa eş baskın bir özellik ne olmaz? Erkekte görülmez. Bakın dişide görülebilir çünkü 2 tane gen var ama erkekte arkadaşlar görülmez. Dolayısıyla kaç fenotip var burada? B1, B2, B3. 3 tane var. 4 fenotip oranını mı soruyor bize? 3 fenotip. Dolayısıyla ne oldu cevabımız? 4/3. Genotipi sorsaydı ne yapacaktınız? 6 genotip var değil mi? Burada 3 genotip var. O zaman da 6/3 olacaktı. Ama bize fenotipi sormuş. Cevabımız Edirne olacak. Antibiyotikler bakteri nasıl öldürür sorusunu öğretmenine soran Deniz'in öğretmeni Deniz ve 2 arkadaşından bu konuyu araştırarak derste sunum yapmalarını istemiştir. Deniz, Tanem ve Ecim bu konuyu araştırırken ulaştığı bilgiler şöyledir. Deniz arkadaşlar ne yapmış? Bakın beta-laktam grubu antibiyotikler bakterinin hücre duvarı moleküllerini birbirine bağlama sürecini engeller. Hücre duvarı desteği olmadığında hücre iç basıncı artar ve hücre zarı patlar. Yani ne yapıyormuş bu antibiyotikler arkadaşlar? Çeperi etkiliyormuş. Hücre duvarını etkiliyor yani. Mikrolit grubu antibiyotikler hücrenin protein yapma mekanizması olan, makineler olan ribozomların çalışmalarını engelleyerek bakterinin ölümüne neden oluyormuş. Yani protein sentezini engelliyor bu. Protein sentezini engelliyormuş bu antibiyotikler. Ribozom diyor insan hücrelerinde de bulunan bir organeldir. Ancak diyor bakteri ribozomlarından farklı olduğu için makrolit grubu antibiyotikler insan hücrelerinde protein sentezi olumsuz etkilemez. Bakın buna dikkat edin. Yani bakterinin ribozomları arkadaşlar ökaryotlara göre daha küçüktür. Yani yapısı biraz farklıdır. O yüzden onlar etkiliyormuş ama insanı falan etkilemiyormuş. Kinolon grubu antibiyotikler bakteri DNA'sını diyor kopyalamaya başladığında DNA zincirlerinin kırılmasına sebep olur ve bu kırılganlıklar onarımını da engellemiş oluyormuş. Dolayısıyla arkadaşlar bakteri bu şekilde öyle. Yani bu DNA işlenmesini engelliyor. DNA'nın onarımını engelliyor. DNA'nın işlenmesini, onarımını engellemiş oluyor diyoruz. Tamam, bize ne sormuş bakalım? Diyor ki hangileri doğrudur? Beta-laktam diyor makrolit ve kinolon grubu antibiyotikler vücuttaki yararlı bakterileri de öldürerek diyor B ve K vitamini X'e neden olabilir. Şimdi arkadaşlar bizim bağırsağımızda B ve K üreten bakteriler var değil mi? Sen bu antibiyotikler aldın. Ne oldu? Yararlı bakteriler arkadaşlar ne oluyor? İşte etkiliyor değil mi? İşte doktora ne yapıyorlar? Yoğun antibiyotik tedavisi verdiği zaman hastalara yanına vitamin de yazıyor ki bu vitaminin eksikliğini yaşamasın diye. Evet, bunu söyleyebiliriz. Farklı tür bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların diyor tedavisinde farklı antibiyotik kullanılabilir. Evet arkadaşlar bu antibiyotikler farklı bakteri üzerinde etkili olabilir. Bunu söyleyebiliriz. Makrolit grubu antibiyotik ribozom çalışmasını engellediğinden diyor sadece bakterileri değil ribozomu olan tüm hücreleri diyor. Burada zaten arkadaşlar bakın insan hücrelerindeki ribozomları etkilemediğini söylemiş yani. Dolayısıyla bu yanlış oldu. Cevabımız Bursa olacak.